Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şunu önce bir not alabilir miyiz? Ders saatlerini yazdık. Ara kaçta denize çıkıyoruz? Bütün günler aynı. Pazartesiden cumaya kadar alabilirseniz ya da resmini mi çekersiniz? Onu önce alın sonra derse başlayalım. Aldık mı? Almışlar. Tamam o zaman. Hatta şurada kalabilir. Diğer günler almış. Şuradan başlayabilirim. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Çarpmaya göre yapmıştık. Bir tane de örnek çözmüştük. 8 kitap kaç koydu dediye, kaç kitap yapıyor. Şimdi saymanın temel ilkesi diyorum. Saymanın temel ilkesi. K tane olayı. K tane olayın gerçekleştiği K tane olayın gerçekleştiği bir olaylar dizisinde olaylar dizisinde K tane olayın gerçekleştiği bir olaylar dizisinde birinci olay N1 şeklinde tanımlanmış. N1 farklı biçimde. N1 farklı biçimde. İkinci olay. N2 farklı biçimde. Ve bu şekilde devam ederek devam ettiğinde kayıncı olan NK farklı biçimde gerçekleşir. Gerçekleşiyorsa bu olayların NK farklı biçimde gerçekleşiyorsa bu olayların tamamı N1 çarpı N2 çarpı N3 çarpı devam ediyor. NK çarpımı kadar farklı. Çarpımı kadar farklı. Biçimde gerçekleşir. Baştan okuyorum. Daha sonra da açıklamasını yapacağım. Saymanın temel ilkesi dedi. K tane olayın. K tane olayın var. Gerçekleştiği bir olaylar dizisinde. K tane olayın gerçekleştiği bir olaylar dizisinde. Birinci olay N1.
farklı biçimde. İkinci olan E2 farklı biçimde. Ve bu şekilde devam ettiğinde N3, N4 diye kaynıcı olan, yani en sonlarda durmuş K'dadır. Mesela atölyede 20 olsaydı bu K 20 olacaktı. Bir sayısal değer var. NK farklı biçimde gerçekleşiyorsa bu olayların tamamına ne dedin? N1 çarpı, N2 çarpı, N3, yani bu N10K kaçsa, 20 ise 20, 30 30'a kadar bunların kaç farklı şekilde yapıldığını bana sayısalları yapacağım. Böyle N1, 2 olmayacak tabii ki. 3, 5 bunları bir çarpacağım. Çarpımlara kadar farklı biçimde gerçekleşir diyorum. Tabii bunu hep böyle durup aklınızda tutmamıza gerek yok. Ama en azından şunu bile, hepsi farklı biçimde gerçekleşiyor. Çarpımlarını buluyorum. Örnek çözeceğim şimdi. Daha iyi olur. Bir örnek yapalım. Farklı 3 tablonu ve 2 çift ayak halısı olan farklı 3 pantolonu ve 2 çift ayakkabısı olan Oğuz Bey'in bir pantolon ve bir çift ayakkabıyı kaç farklı bir pantolon ve bir çift ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyebileceğini bulunuz. Başta ısıyorum artık. Ne diyor? Farklı 3 pantolon var. 3 pantolon var. Ve 2 çift ayakkabısı var. 2 çift ayakkabısı olan Oğuz Bey'in bir tane pantolon ve bir çift ayakkabıyı seçecek. Bir pantolon, bir çift ayakkabı. Kaç farklı şekilde giyebileceğini bulunuz diyor. Bunu iki farklı yöntemle çözeceğim. Birinci yol diyelim. Birinci yol. Pantolonların oluşturduğu kümeye P desem. Pantolonların oluşturduğu küme. 3 tane farklı pantolonum var. Diyorum ki birinci pantolonum P1 olsun. İkinci pantolonum P2 olsun. Üçüncü pantolonum P3 olsun. Tamam. Ayakkabıların oluşturduğu kümeye de A diyorum ayakkabı. Ve A1 ayakkabısı, A2 ayakkabısı olsun. Tamam. Buradan ne diyorum? P'nin eleman sayısı ilk saat görmüştür. SP diye mi gösteriyorum? P'nin eleman sayısı demek ise kaç tane? 1, 2, 3. 3 tane elemanı var mı? Evet. S A diyor
yazacağım. Çarpıyorum öyleyse. S-P-S-A. Ne geldi? Pantolonun eleman sayısı 3'tü. Ayakkabının 2-2. 3 kere 2'den 6 farklı biçimde giyer. Tamam. Bir de ikinci yoldan çözeceğim. Hangisi kolayınıza geliyorsa ya da sınavda hangisi aklınıza geliyorsa o yöntemle çözebilirsiniz. İkinci yol. Hatta şöyle yazdan sildim. Şimdi şöyle söylesek. 3 tane pantolonum yok mu? Pantolon, ikinci pantolon ve üçüncü pantolon. Değil mi? Ve bu birinci pantolonu seçtiğini varsayıyorum. Bu pantolonun altına ya birinci ayakkabıyı giyecek ya da ikinci ayakkabıyı giymeyecek mi? Bu pantolonu seçtikten sonra iki tane durum var. Ya birinci pantolon birinci ayakkabı ya birinci pantolon ikinci ayakkabı. Aynı şekilde ikinci pantolonu seçtiğinde birinci ayakkabıyı da seçebilir. İkinci pantolonu seçip ikinci ayakkabıyı da seçebilir. Üçüncü duruma geldi. Üçüncü pantolonu seçip birinci ayakkabıyı seçebilir. Üçüncü pantolonu seçip ikinci ayakkabıyı da seçebilir. Öyle değil mi? O zaman ben buradan ne diyorum? Bakın. Bir sürü durum olmuş olmuyor mu? İlk saat sıralı ikililerden bahsetmiştim size. Sıralı ikili neydi? X, virgül, Y. İki tane değer var. Bir, iki. Sıralı ikili. Olarak bu şekilde tanımlamıştım. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? P çarpı P kartezyen. Hatta aşağıya yazalım. Şöyle yapalım. P kartezyen A gibi düşünebilirsiniz. P çarpı A. P'nin her bir elemanını A'nın her bir elemanıyla çarpıyorum. Nasıl oluyor? P1 A1. Neden? Bakın P1 A1. Onu seçtim. Sonra yine P1 ama ikinci ayakkabı A2. P2'ye geldim. P2 birinci ayakkabı. P2 ikinci ayakkabı. P3 birinci ayakkabı. P3 ikinci ayakkabı. Bakın bütün sıralı ikiler, yani bütün durumları gösterdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane durum oldu. Yani gene aynı sonuca vardın mı? Buradan ne diyorum en son? S, P çarpı A. Eleman sayısı 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Yani şunu iddia etmek zorunda değilsiniz test sınavlarda. P1 iki durumda seçebilir. P2, 2, P3 iki durumda değil. İki durum burada, iki durum burada, iki durum buradan geldi her zaman diyebilirsiniz. Ya da en kolayı pantolonun 3 elemanı var. Ayakkabının 2, 3 kere 2 çarptım. 6 farklı durumda diyebilirsiniz. Hangisi mantığınıza yatıyorsa, hangisi kolay geliyorsa onu öğrenin, tamam? Hepsini bile ama sınavda tabii ki bir yoldan çözersiniz. Hemen alalım, yeni bir soruya daha geçeceğim. Soruyu sevebilirim yazdıysanız. Cevapları alırken.
farklı bilimin 3 farklı bilginin beş farklı kutuya üç farklı bilginin beş farklı kutuya kaç farklı biçimde A şıkkı kaç farklı biçimde atılabileceğini bulunun. Birinci çözümü sunuyorum. Al bakalım. E şıkkı. Her kutuda en çok bir bilye, her kutuda en çok bir bilye, her kutuda en çok bir bilye olmak koşuluyla kaç farklı olmak koşuluyla kaç farklı biçimde atılabileceğini bulunuz. Yapabilirsiniz, deneyin siz. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Ona göre çözeceğim. Ay 15 demiş. Kaç? 15. Ay 15 diyenler var. Evet, başka? A, B için gelecek cevaplar var mı? Şurayı siliyorum abi. Sen başka cevap yok sanırım. Ay yapalım. Şimdi arkadaşlar ne diyor? 3 tane bilyem var ve 5 farklı kutu var. Şimdi şöyle. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kutu. Şimdi bir tane bilye var. Birinci bilye. Buna da atılabilir. Buna da, buna da, buna da ve buna da. Değil mi? Hepsini atılabilir. İkinci bilye de beş kutudan birine atılır. Beş kutudan birine atılır. Üçüncü bilye de yine beş kutudan birine atılır. Şimdi üç kere beş, 15 gibi geliyor ama aslında değil. Neden değil? Çünkü 3 tane bilyeyi 5 farklı kaç farklı biçimde atılabilir? Şöyle bir tane bilyeyi 15 kutuya atıyor gibi oluyor bu türlü. Nasıl yapmalıyız? Birincinin atılabileceği 5 durum söz konusu. Çarpı ikincinin atılabileceği 5 durum söz konusu. Üçüncü bilyeyi de 5 kutudan birine atılabilir. Neden üçünü çarptım? Birinci bilye birinci atılırken ikinci ikinci atılabilir, üçüncü üçüncü atılabilir. Ya da birinci birinciye, ikinci ikinciye, üçüncü dördüncü atılabilir. Yani üçünün aynı anda farklı kutularda olması çok fazla durum demek. Oldu mu? Birinci beşinciye atılıp ikinci birinciye, üçüncü ikinciye,
Tamam mıyız? Birinci de beşinden birini atılabilir. O birisini atıldıktan sonra ikinciyi de beşinden birini atılabilir. Üçüncü de yine beş durumdan birini atılabilir. Peki B şıkkına geldiğinde ne diyor? Her kutuda en çok bir. Şimdi en çok bir deyince diyor ki kutunun birine ikinciyi atma. En çok bir. Yani kutularda ya hiç olmayacak, en azını düşüneceğim, ya hiç olmayacak. Çünkü zaten 3 kutu var, mecbur boş kalan olacak. Ya da en fazla bir tane olacak. Ama ilk durumda mesela 1'i de, 2'yi de, 3'ü de, 3 bineyi de aynı kutu yapma şansım vardı. Çünkü öyle bir şey demiyordu. Sadece kaç farklı diyordu. Hepsini tek tek de dağıtabilirim. Hepsini bir kutuya da toplayabilirim. Ya da birini buraya, ikisini buraya toplayabilirim. A şıkkında o yüzden çok fazla durum var. Ama B'de şu özel bir durum. Her kutuda en çok bir tane olsun diyor. Yani ikinci bir neyi de getirip sakın o kutuya atma diyor. Ya da üçüncüyü sakın atma. Ya hiç ya bir. Olmak koşuluyla kaç farklı biçimde atılır? B şıkkı için bir cevap var mı? Yapıyorum o zaman. Yine ben şu kutularımı çizeceğim olsam. Birinci bilye. Şu an hepsi boş. Beşinden birini atılabilir. Birinci bilye. Beş kutudan birini atılır. İkinci bilye. İkinci bilyenin şansı bir tane azalıyor. Neden? Birinci bilye şu yaptığını varsayın. Geriye dört kutu kaldı. Neden? En çok bir bilye olsun diyor bir tane kutunun içinde. İkinci bilye atamam. O zaman ikinci bilyenin atılabileceği dört ihtimal var. Dört kutu var. Dört kutudan birine atılır. Tamam. Üçüncü bilyeye geldi. Üçüncü bilye. Artık birinde ikiye şuraya attığımı varsayın. Kapattım ikisini. Üç tane kutu mu kaldı? O zaman üçüncü bilyenin de atılabilecek sadece üç ihtimali var. Üç kutudan birisine atılır diyorum. Tamam mı? O zaman burada ne yapacağım? Burada hepsinin beş ihtimali vardı. Üç tane beşi çarpmıştı. Ama burada birinci beş kutudan birine, ikinci dört kutudan birine ve üçüncü üç kutudan birine atılıyor. Çarpı üç diyorum. Ne geldi burada? Beş kere dört, 20 ile 3'ü çarptım. 60 tane durum söz konusu. Oldu mu? Bu detay önemli. Biliyorum birazcık zor bir konu, çok kolay değil. Ama detaylı önemli. Burada her şey olabilir. Boş kutuda kalabilir. Hepsi kutuya da atılır. Birisi birine, ikisi yan yana da atılabilir. Ama bununla ya boş kalacak ya her kutuda en çok bir tane olacak. İkinci, üçüncü olamaz. O yüzden sayıdan fark etti. Tamam. Hemen hadi yeni bir örnek daha çözeceğim. Soruyu soru kısmını siliyorum. Cevapları alalım. Bir sesli harf. Bir sesli harf. Ve bir çift rakamdan. Bir sesli harf ve bir çift rakamdan. Oluşan kaç farklı? Kaç farklı? Sıralı ikili. Bir sesli harf ve bir çift rakamdan oluşan kaç farklı sıralı ikili yazılabileceğini bulunuz.
Cevaplı soruyu bitirelim. Cevaba geçmeyeyim arkadaşlar çözüme. Temiz olacak. Bir 10 dakika mola verelim. Dönüşte bakalım. Her türlü şu soruya bitirip uğraşırsa sevinirim. Olur mu? Görüşürüz 10 dakika sonra. Arkadaşlar ne dedik? Bir sesli harf ve bir çift rakamdan oluşan kaç farklı sıralıkla yazılabileceğini bulun. Şimdi sesli harflerin kümesini oluşturayım mı? A kümesi olsun. Sesli harflerin kümesini oluşturalım. Ne olabilir? A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. Bütün sesli harfleri yazdın mı? Evet. Onun dışında ne dedik? Bir çift, şurada ne olacak yanlış yazmış. Bir çift rakamdan, çift rakamlar neler? Buna da B kümesi diyelim. B kümesi, 2, 4, 6, 8. Peki bunların ne diyor? İkisinden de birer tane mi seçeceğim? Evet. Birer tane seçeceksem yine kartezyen çarpımlarını yapabilir miyim? Şurada kaç elemanım oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani S, A 8 mi? 8 tane elemanım oldu. Şurada 0 unutmuşum. 0, 2, 4, 6 ve 8. S, B kaç elemanım oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım mı oldu? Söyleyeyim mi? Peki ne diyor? Birer tane seçeceğim. Kaç sıralı ikili yazılır diyor. Sıralı ikilimde ben ne demiştim? S, A, kartezyen, S, B olarak yazmaz mıyım? S, A, kartezyen, S, B. Peki benim S, A ne? 8 çarpı S, B ne? 5. O zaman ne diyorum? 8 kere 5'ten 40 tane farklı sıralı ikilim yazılır. Sıralı ikilim yazılır. Tamam mıyız? Yani senden ne istiyor? Sesli harfler, eleman sesli numara istiyor. Kendi yazacaksın cümleyi. Çift rakamları yazmanı istiyor. Cümleyi yazıp eleman sayısını bulup çarpmanı istiyor. Tamam. Şu çözümü istiyorum. Bir örnek daha çözelim. Bu da farklı bir örnek. Şurada A olsun. B ve C. Yolları çizeceğim şimdi. Bir, iki, üç ve dört farklı yoldan B'ye gidebiliyor. C de 1, 2 ve 3 farklı yoldan B'den de C'ye geliyor. A'dan B'ye, B'den C'ye. Yukarıda şuraya gösterelim. Ne dedik? Yolları, çizgiler yolları temsil etmektedir diyelim. Çizgiler yolları şu çizgiler temsil etmektedir. Çizgiler yolları temsil etmektedir. A şehrinden harekete başlayıp A şehrinden harekete başlayıp A şehrinden harekete başlayıp şekildeki yolları kullanan bir aracı
Şekildeki yolları kullanan bir aracı iki tane, üç tane şık var. Bir aracın C şehrine kaç farklı C şehrine kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunur. A'dan C'ye gitmek istiyor. Kaç farklı şekilde gider diyor. İki şıkkın daha var. C şehrine gidin. Tekrar kaç farklı şekilde C şehrine gidin. Tekrar A şehrine dönebileceğini bulunur. Bir de C şıkkı var. Giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmamak koşuluyla giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmayacak. Kaç farklı şekilde kaç farklı şekilde C şehrine gidip tekrar A şehrine döner. Tekrar diyorum C'yi. Giderken kullandığı yolları dönüşte kullanmamak koşuluyla kaç farklı şekilde C şehrine gidecek? Tekrar A şehrine döner. Alın soruları. Herkes uğraşsın lütfen. Ben bir önceki sorunun soru kökünü sileceğim. Herkes yazsın. Yazanlar çözmeye çalışsın. Yazabildi mi herkes? Birazcık daha bekleyelim. Herkes soruyu alsın. Sadece dinleyin çünkü. Dikkatiniz dağılmasın çözerken.
Arkadaşlar A'ya bakıyorum artık. Ne diyor? Burada diyor yollar var. C şehrine kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunuz. Tamam, bakıyorum. Diyorum ki A'dan B'ye bakın. 1, 2, 3 ve 4 tane farklı yolum yok mu? A'dan B'ye 4 tane farklı yolum var. B'den C'ye 1, 2, 3. 3 tane farklı yolum yok mu? Evet. O zaman diyorum ki C şehrine varacak. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebileceğini bulunuz. A'dan B'ye 4 farklı yol. Tamam. B'den C'ye 3 farklı yolum var. Öyle değil mi? O zaman ne diyeceğim? 4 çarpı 3. Hep aynı şey yapmıyor muyuz? 4 çarpı 3. 12 farklı yoldan gidebilir. Burada mantık ne peki? Mantık şu arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu aslında. Mesela diyorum ki ilk önce şu birinci yolu kullanmış olayım. Tamam mı? Buradan geldi. Sonra bunu kullandım. Bu bir mesela. Sonra bunu kullandım. Bunu kullandım. İkinci farklı bir yol oldu. Yine bunu kullandım. Bunu kullandım. Üç farklı yol zaten oradan gelmedi mi? Bakın şunu kullanınca ve şunları değiştirince 3 yol oradan geldi. Tamam. Geldim şuna. İkincisi. Bunu kullandım. Şunu kullandım. Bir oradan. Bunu kullandım. Ortadakini kullandım. İki etti. İkinciyi, üçüncüyü kullandım. 3 yolda buradan geldim mi? Değiştiriyorum sürekli. Geldim şu yol ve bu. 1. Bu aynı kadro değişti. 2. Bu aynı kadro değişti. 3 yolda buradan geldi mi? Bunun için de 3 yol geldi. Geldim son yola. Bunu kullandım. 1'i kullandım. Bu aynı kaldı. 2'yi kullandım. Bu aynı kaldı. 3'ü kullandım. Buradan da 3 yol geldi mi? Bakın 3, 6, 9, 12. Mantık aslında bu. Hani sayma dediği bu. Ama biz çarpmayla işi kolaylaştırıyoruz. Ben de dedim A'dan B'ye 4 yol var. B'den de A'ya 3 yol var dedim. Çarparım bunları. 4, 1, 3, 12 tane farklı yol olur. Hani böyle tek tek saymaktansa, ama mantığı bu. Buradan geliyor. Tamam. Alın A şıkkını. B'ye C'ye bakalım. B'ye başlıyorum aldıysa. 16'da. Başlıyorum. Ne diyorum? Kaç farklı şekilde C şehrine gidip tekrar A şehrine dönebileceğini bulunuz. O zaman geldi. A'dan B'ye 4. A'dan B'ye 4 farklı yol. B'den C'ye yine aynı mantık. 3 farklı yol. Tamam mı? Ama şöyle bir sıkıntı var. Giderken, şu an giderken konuşuyorum. Giderken bu doğru. Giderken 4 kere 3'ten 12 yolum var. Ama dönüşte bak ne diyor? C şehrine gidin. Tekrar A şehrine dönebileceğini bulundur. A'ya nasıl döneceğiz? Aynı yoldan değil mi? 4 gitti, 3 gitti. Bu sefer dönerken diyorum. Dönerken
sefer C'den B'ye önce 3 yıl. Tamam mı? Önce 3 yılı kullanacak. Sonra B'den A'ya 4 yılı kullanacak. Min 12 yaptı mı? O zaman sonra bunları da çarpıyorum. 12 çarpı 12'den 144. Tamam mı? Aslında özet şu. 4 gitti. 3 gitti. C'de 3 döndü. Sonra tekrar 4 yol daha döndü. 4 yol seçebilirim. Bunların hepsinin çarpımında 144 yapar. Yani bunun mantığı bu. Oldu mu? Anlaşılmayan bir yer varsa sorun. Şekil kalsın, şekil silmek istemiyorum. Şuradaki soru kümesini sileceğim, C şıkkını çözeceğim. Şekil gösterdiğim için silmiyorum. C şıkkı. Alabildik mi? C'ye geçiyorum. Ne diyor C'de? Giderken kullandığı yolları, dönüşte kullanmamak koşuluyla. Ben şu yoldan gittiysem şuradan dönüşte bu ikisini kullanma diyor bana. Kaç farklı şekilde C şehrine gidip tekrar A'ya dönersin diyor. O zaman diyorum ki giderken 4 yolum var, değil mi? Artık şunları tek yazmıyorum. Giderken 4 yolum var ve 3 yolum var, çarptım. Ama dönüşte, bak şunu kullandığımı varsayın, bunu elemek zorundayım. Giderken kullandım, dönüşte kullandım diye eledim. Şu an giderken 1-2, 2 yolum kaldı C'den B'ye, geldim B'ye. Giderken şunu kullandığımı varsaydı ilk yolu kapattı. B'den A'ya 1, 2, 3. 3 yolum kaldı mı? O zaman ne diyorum? 4 bölü 3, 12. 3 kere 2, 6 çarptım. 72 tane farklı yol oldu. Tamam. Bir daha söylüyorum. Giderken 4 yolum var. B'den C'ye 3 yolum var. Giderken kullandığım dönüşte kullanmamak şartıyla diyor. Yolum biri gitti. C'den B'ye 2 yol kaldı. Yolun birisi gitti giderken dönüşte 1, 2, 3 yolum kaldı çarptı. 12 çarpı 6'dan 72 tane farklı yolum oldu. Anlaşılmayan bir şey varsa sorun lütfen. Bir örnek daha çözeceğim. Arkadaşlar bu konunun oturması için çok örnek çözmeniz lazım. Benden sonra lütfen tekrarlarınızı yapın. Bir okulda 7 farklı bir okulda 9. öğretmenin bulunduğu bir günde dördüncü ders saatinde üç sınıfın dersi boştur. Tekrar okuyorum. Bir okulda 7 farklı nöbetçi öğretmenin bulunduğu bir gün
saatinde, dördüncü ders saatinde, dördüncü ders saatinde, üç sınıfın dersi boştur. Bu derslerin boş geçmemesi, amacıyla ders boş olan sınıfların dersi boş olan sınıfların her birine bir nöbetçi öğretmen gelecektir. Her birine bir nöbetçi öğretmen girecektir. Tamam. Buna göre nöbetçi öğretmenlerin bu sınıflara buna göre nöbetçi öğretmenleri bu sınıflara yukarı istiyorum. Ya da şu şekilde masa örneğin ilk kısmıydı. Buna göre nöbetçi öğretmenlerin bu sınıflara kaç farklı şekilde girebileceğini bulundu. Nöbetçi öğretmenlerin bu sınıflara kaç farklı şekilde girebileceğini bulundu. Herkes bir yapmayı denesin lütfen. Bakalım cevaplar gelecek mi? Var mı yapanlar? Yazalım, birlikte çözelim o zaman bitince. Yazdık mı? Yazdıysak ben çözeyim soruyu. Ne dedi? Bir okulda 7 tane nöbetçi öğretmen var. 7 öğretmen var nöbetçiler. Ne diyor? 3 sınıfın dersi boş. Kaçıncı ders saatte olduğu kafanızı karıştırmak için önemli değil. 2 saatte olabilirdi, 4. saatte o önemli değil. Sonuçta o ders boş. Kaç sınıfın dersi boş? 3. Bu önemli. 3 sınıfın dersinin boş olması önemli. Tamam? 3 sınıf boş. Bu 7 öğretmeni 3 sınıfa dağıtacağım. Kaç farklı şekilde? Ne diyor? Bir nöbetçi öğretmen girecek. Bu sınıflara kaç farklı şekilde girebilir? Şimdi diyorum ki 3 sınıftan birisine 1. sınıf boş olan, 2. sınıf boş olan ve 3. sınıf
Hocaların sınıfı var. Birinci sınıfa 7 tane der, 7'si de girebilir. Fark etmez, herhangi biri. 7'sinden 7'si de girebilir. Tamam mı? Çarpı. Artık öğretmenlerin birisi girdi ve bir tanesi gitti. Altı öğretmenin mi kaldı? Birisi gitti, altı öğretmen kaldı. Artık ikinci sınıfa 6 kişiden biri girebilir. Altı öğretmenden birisi girecek derse. Bir öğretmen daha gitti. Çünkü bir öğretmen aynen de iki sınıfta olamaz. Geriye benim 5 öğretmenim de kaldı nöbetçi olan. İkisi gitti. O zaman üçüncü sınıfta da geriye kalan 5 öğretmenden birisi gelecek. Tamam mı? O zaman buradan ne oldu? Aslında burada arkadaşlar faktöriyel kavramı var. Faktöriyelden de yapabilirdiniz bunu. Faktöriyel de ne demiştim terazi derslerde? Giderek azalıyor. Azalarak açıyorum. O zaman ne geldi burada? 42, 210 geldi. 210 farklı şekilde girilebilir dersin. Şuradaki reisi. Tekrar anlatalım. 7 öğretmenim var dedim. 3 tane boş sınıfım var. 1. sınıfa 7 tane öğretmenden herhangi birisi girecek. 7-1. Bir öğretmen gitti. 6 kişi kaldı. 2. sınıfa 6 öğretmenden birisi gelecek. 6'dan biri çıkardı. 5 öğretmen kaldı. O 5 kişi de bu 3 sınıfta birisine, yani 5 öğretmenden birisi de bu 3. sınıfa girecek ve ne olacak? Bütün sınıflar doğmuş oldu şu an. 7 kere 6 çarpı 5'ten 210 farklı şekilde. Bu 210 çok büyük gibi. Nasıl oluyor? A öğretmen sınıfa girerken B öğretmeni buraya girdi. C 3. sınıfa girdi. Ama C yerine D girebilirdi. E girebilirdi. F kişisi girebilirdi. Sürekli değişecek. Bunlar sürekli değişeceği için o kadar çok olasılık oluyor. Arkadaşlar, MEB'in kitabından sayfa 24'te 7 tane alıştırma var. Onu bir dahaki derse kadar bir bakabilirseniz, çözebilirseniz o 7 soruyu. Ben yapamadıklarınıza bakayım. Olur mu? Tahtadalar beraber bakmış oluruz. Herkes çözmeye çalışırsa sevinirim, ödeviniz. Yazayım isterseniz. MEB kitabında sayfa 24. Tamam mıyız? Sayfa 24 ödev. Bakın, yapamadıklarınıza beraber bakarız. Burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki ders görüşürüz. Lütfen yaptıklarınızı tekrar edin unutmamak adına. Görüşürüz, kendinize iyi olun.